Bu dersimizde de higher order function isimli kavramdan bahsedeceğiz. Bu kavramın tanımı aslında oldukça basit. Sizin fonksiyonunuz eğer parametre olarak bir başka fonksiyonu alıyorsa veya geriye bir değer yerine bir fonksiyon döndürüyorsa biz bunlara higher order functions diyeceğiz. Bunun kullanımı nedir? Bunu size anlatacağım ama hani tam olarak ne işe yarıyor bunu da yine Flutter kısmına saklayacağım. Şu an için sadece tanımı bilmeniz, öğrenmeniz yeterli. Ayrıca higher order function'lar bu dediğim şeyi aynı anda da yapabilir. Yani parametre olarak bir fonksiyonu alıp geriye de farklı bir fonksiyon döndürebilir. Şimdi bunu basit bir örnekle anlamaya çalışalım. Buraya geliyorum, bir tane metot tanımlıyorum. Geriye herhangi bir değer döndürmesin. Bu bir metot dedim bunun adına. Bir tane string isim diye bir değer alsın. Bir tane de farklı bir fonksiyon alsın. Nasıl ki string alınca biz bunun başına string diyorduk. Fonksiyon olacaksa da bu sefer de Dart dilindeki function isimli sınıfı kullanacağız. Benim fonksiyon diyelim. Şunu yaptığı an zaten artık bu fonksiyon bir higher order fonksiyon oluyor. Sonrasında gelelim buraya, ne diyelim? Print deyip benim ismim, sonrasında da dolar isim diyelim ve de bu alan burada bitsin. Bir de benim fonksiyonumu burada çalıştıralım, tamam mı? Hani buraya bir parametre olarak değer gelmiş, benim fonksiyon. Bu bir fonksiyon olacağı için bu şekilde tanımlıyoruz. Bunun daha ne olduğunu söylemedik, ne iş yapacağını sistem bilmiyor. Bunu daha sonra yapacağız. Dediğim gibi burada eğer parametre olarak bir fonksiyon oluyorsa bu bir higher order function oluyor. Bir de ne dedik? Geriye bir fonksiyon döndüren metotlara da biz higher order function diyorduk. Bir diğer metot diyelim buna da. Evet. Bu da geriye bir farklı fonksiyon döndürecek. O yüzden geri dönüşümüz void değil, function olmalı. Void dersek geriye herhangi bir değer döndürmeyen demekti. Ama ben burada bir geriye bir fonksiyon döndürmek istiyorsam bunu bu şekilde belirtmem gerekiyor. Sonrasında bir function tanımlayalım. Çünkü bunu geriye döndüreceğiz. Function diyelim, sayının karesini al. Böyle bir fonksiyon olsun. O zaman integer bir s1 değeri alacak. Fat arrow'larla göstereceğim bunu. Return deyip, fat arrow'u gösteriyorsak return diyemiyorduk. Gelen s1'i s1 ile çarpınca ne olur? Onun karesi olur. Return deyip bunu geriye döndüreceğiz. Evet. Ne oldu? Bir metot var, bir fonksiyon var ve bu fonksiyon öyle bir fonksiyon ki geriye başka bir fonksiyon döndürüyor. İşte biz buna da yine higher order function diyoruz. Tanımlar oldukça basit ama belki nasıl çağıracağımızı veya ne işimize yarayacak bu diyebilirsiniz. Dediğim gibi Flutter kısmında bunun da kullanılacağı yerler olacaktır. Şimdi bunları çağırıp kullanmayı deneyelim. Örneğin bir metot isimli yapıyı çağıralım. Bir metot. İlk olarak benden bir string değer bekliyor. Emre diyelim. Benim fonksiyonumda bir farklı bir fonksiyon bekliyor, değil mi? Buraya ne yapmam lazım? Bir fonksiyon yollamam lazım. Ve burada normal bir fonksiyon kullanabileceğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Lambda expression olarak tanımladığınız, yani ismi olmayan bir fonksiyonu da gönderebilirsiniz. O zaman buraya gelelim. En basitinden bir fonksiyon tanımlayalım. Function diyerek sayıları topla diyelim. Burada yine eşittir. Parantezlerimi açtım. Biz buraya genelde integer s1 ve integer s2 diyorduk. Ve biz fonksiyonlarda ne öğrendik? Şunları aslında yazmasak da olur. Bu şekilde de tanımlayabilirsiniz. Ne yapacak peki? Print deyip bunları yazdırsın bu. S1 ile S2'yi toplayıp bunu da ekrana basan bir fonksiyon olsun. Ve artık buradaki benim fonksiyonuma sayıları topla isimli fonksiyonu yollayabilirim. Çalıştıralım. Benim ismim Emre dedi. Burada bir hata aldık. Ne diyor? Herhalde alttakini söylüyor. O çok önemli değil. Şimdilik dursun. Şimdi doğru mu? Bir metoda stringleri yolladık ve burada benim adım Emre'yi dedi. Sayıları topla dedim. Sayıları topla dedim ama ne yapmadım aslında? Buna
değerleri geçmedim. O yüzden hani bir fonksiyon yolluyoruz ama bu fonksiyon sonuçta iki tane, yani benim fonksiyonumu çağıracak. Benim fonksiyonum da ne yapacak? Şöyle bir bakalım. Benim fonksiyonum dedi, doğru. Şurada şurada aslında olan şu. Sayıları toplayı ben burada artık benim fonksiyonum olarak göreceğim. Ve gördüğünüz gibi sayıları topla aslında ne yapıyor? İki tane integer değer bekliyor. O yüzden benim buraya bunları girmem lazım. Yani siz kodunuzu bu şekilde yaptığınızda artık bu fonksiyona gelen bu metot, bu parametre pardon, benim fonksiyonum ismiyle çalışacak. Haliyle sayıları topladı, iki tane değer beklediği için buraya da bunları yazmamız gerekiyordu ki gördüğünüz gibi çalıştı. Biraz karışık ama aslında kullanımı oldukça basit. Tamam, parametre olarak fonksiyon bekleyen higher order function örneğini yaptık. Gelelim bir de şunu çalıştırmaya çalışalım. Bir diğer metot. Bir diğer metotta da ne oluyor? Burada da bir fonksiyon çalışacak. Ve bu fonksiyonda ne istiyor benden? Bir tane integer değer bekliyor, değil mi? O yüzden bu fonksiyon geriye bir değer bekliyorsa onu bir alalım buraya. Var diyelim. Func diyelim bunun adına. Bir diğer metodu isimli bir fonksiyonu başka bir fonksiyona atadım ve bu geriye bir değer döndürüyor. Ama içerisindeki metotta integer bir değer bekliyor. O yüzden buraya gidip print dedikten sonra ne yapmamız lazım? Fun parametreyi de burada geçmemiz lazım. 9'un karesi 81 olduğu için ekranda 81 değerini görüyorum. Şimdi sırayla gidelim. Sayıları topla diye bir fonksiyon tanımladım. Bu iki tane parametre alacak ve bunun amacı bunları toplayarak ekrana yazdırmak. Bir diğer metoda Emre ile beraber bu fonksiyonu yolladığımda, bakın buraya fonksiyon yollamış oldum. Böylece bu bir higher order function oldu. Bunu zaten ekrana bastıracak, burayı biliyoruz. Bu parametre olarak gelen fonksiyona da değerlerini burada atıyorum. Bu da ne yapıyor? Sayıları toplaya denk geldiği için, yani sayıları toplayı temsil eden yapı burası. Ekranda bunu görüyoruz. Bir diğer metot isimli fonksiyon ise geriye başka bir fonksiyon döndürüyor. O dönderdiği fonksiyonu şuraya aldım. Bunu kullanmak için, yani bunu niye bir değişkene atıyorum? Çünkü ben buna bir parametre geçeceğim bunun üzerinden. Func deyip 9 dediğimde ne oluyor aslında bu 9 sayısı? Şuradaki sayının karesini ala parametre olarak geliyor. O da onu kendisiyle çarpıyor. Yani karesini alarak geriye döndürüyor ve printte de ben bunu ekrana yazdırıyorum. Kotlin dilinde de vardı bu özellik. Java'da yok diye biliyorum. Higher order function dediğimiz yapı bu şekilde. Ve yine dediğimiz gibi böyle parça parça yerine bir metot hem bu şekilde bir fonksiyonu parametre olarak alıp sonrasında da yine başka bir fonksiyonu geriye parametre olarak döndürebilir. Bunları Flutter kısmında kullandığımızda daha iyi anlayacaksınız ama şu an için en azından ne olduğunu, nasıl çalıştığını bilmeniz yeterli. Bu dersi daha fazla uzatmıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.